Merhabalar sevgili anneler, babalar. Ben sizlere 6. aydan sonra bebek beslenmesinde neler yapmamız gerekir bahsetmeye çalışacağım. 0-6 ay arası bilindiği gibi anne sütüyle beslenmek en idealidir. 6. ayını bitirmiş, artık yeterli boy kiloya ulaşmış çocuklarımızın 6. aydan itibaren ek besinlere geçmesi gerekir. Her şey normal bile olsa, kilosu, boyu yeterli bile olsa daha geç bırakmamalı, 6. ayda ek besinlere başlamalıyız. Ek besinler dediğimiz çocukların kaşıkla tüketeceği, pütürlü olarak yiyeceği besinlerdir. Meyve grubu, sebze grubu, yoğurt grubu ve muhallebi grubu. Bu 4 çeşit ek besinde öncelikli olarak ya meyve grubunu ya da sebze grubunu seçmemiz gerekir. Hayatında ilk defa ağzına pütürlü bir gıda gelecek olan çocuğun bunu çiğnemesi ve yutması için belli antrenmanlar yapması lazım. Meyvelere kesinlikle şeker eklenmemeli, sebzelere de kesinlikle tuz eklenmemelidir. Meyve grubu dediğimizde mevsimine göre ilk başlanacak olan elma ya da şeftalidir. Ailenizde eğer bir meyveye alerji varsa o meyveyi de tabii ki çocuğunuza vermemeniz gereklidir. İlk verileceği zaman cam rende dediğimiz tabak şeklinde bir metal içermeyen, bir blender ya da mutfak robotu olmayan cam rende dediğimiz bir tabakla elma ya da şeftalimizi rendeleriz. Birinci gün tabii ki sadece tadımlık olduğunu unutmamak lazım. Ek gıdaya başlandığında bebekler önce ağzıyla bu gıdayı itebilir, reddedebilir. Bu sevmediği anlamına gelmez. Sabırla ve ısrarla denemek lazım. Fakat her yeni gıdayı denemek için 48-72 saat deriz. Yani 2 günden önce yeni bir gıdayı denememek lazım. 6. ayda meyve ile başladığımız, örneğin şeftali ile yaz dönemi başladığımız bebeğimizin ilk gün tadımlık 1-2 tatlı kaşığı, ertesi gün biraz daha fazla, yarım çay bardağına kadar pütürlü bir şekilde bu meyveyi vermemiz gerekir. 3 günlük aralarla da yeni meyveler. Şeftali ile başlandıysa daha sonra kayısı, elma, armut, muz gibi meyvelere geçilebilir. Birinci hafta meyveye alışan ve yine anne sütüne beslenmeye devam eden bebek, ikinci hafta yoğurt ya da sebze püresi dediğimiz diğer çeşitlere geçmesi gerekir. Yoğurt dediğimizde kesinlikle hazır yoğurt önermiyoruz. Evde mayalanan ve ekşiyen bir yoğurt istiyoruz. Yani yoğurdun gerçek bir probiyotik kaynağı olduğunu unutmamak lazım. Bebeklerimize vereceğimiz çok güzel bir besindir. Evde mayaladığımız yoğurdumuzu 2-3 gün, hatta 4. güne kadar verebiliriz. Her gün mayalamaya da gerek yoktur. Hatta beklediği zaman içindeki probiyotik miktarı artınca ekşimesi faydalıdır. Bebek ama onu yemek istemiyorsa içine biraz meyveyle tatlandırma yapılabilir. Kesinlikle şeker eklenmemelidir. Yoğurdu öğleden sonra öğüne olarak öneriyoruz. Meyveyi sabah öğünü olarak öneriyoruz. Yoğurtta da yine ilk gün 1-2 tatlı kaşığından başlayarak giderek 1 çay bardağına kadar arttırılabilir. Yoğurdumuzu inek sütüyle yapabildiğimiz gibi keçi sütüyle de yapabiliriz. Hangi sütü daha taze bulursak onunla yapmamız uygundur. Sebze püresi dediğimizde de patates, havuç ve pirinçle başladığımız, mutlaka zeytinyağı eklediğimiz bir sebze püresi. Kesinlikle buna da blender katmıyoruz. Çatalla eziyoruz. Sebzelerden patlıcan ve baklayı 1 yaşına kadar önermiyoruz. Diğer mevsim sebzelerimizi patates, havuçtan sonra yine 2 günlük aralarla ekliyoruz. Kahvaltı dediğimiz öğünü de bu çeşitleri verdikten sonra 7. ayda bebeklerimize veriyoruz. Kahvaltıda mutlaka yumurta sarısı iyi bir demir kaynağıdır, çok önemlidir. Sebze püremizi de başladıktan 1 hafta 10 gün sonra mutlaka kıyma eklenmesi gerekmektedir. Kahvaltı dediğimiz 7. aydan itibaren önerdiğimiz ek besinimizde de peynir, yumurta, pekmez, ekmek içi ve yağ, zeytinyağı ya da tereyağı koyarak, bunları illa bulamaç gibi yapmak zorunda değiliz. Tek tek ekmek yardımıyla bebeklerimize verebiliriz. En önemli püf noktası tuz ve şekerin 1 yaşına kadar bebeklere verilmemesidir. Ve kesinlikle ek gıdalarda blender yapılmamalı, çatalla ezilmeli ve yiyebileceği her şeyi de bebeğin eline vererek kendisini de olayın içine bir parça katılmalıdır.